Tamamdır. Teşekkürler kızlar. Kaçer tane istiyorsunuz bu pozlardan? İkişer tane. Yok, üç tane falan basalım. Ben bakarım daha onlara. Deniz hadi kaçtım ben. İşim var ha. Şey, 8'de mekanda olacağız. Geç kalma. Tamam tamam hadi bak. Şimdi bunlardan bakayım ben. Büyüteceğiz tamam. Ne kadar büyütebiliyoruz? Böyle boy falan yapabilir miyiz? 15-21, 18-24 ve 20-30 seçenekleri var. Anlamadım. Hepsinden yaparız tamam mı beğendiklerimden? Tamam. Teşekkürler. Rica ederim. Teşekkürler. Arkadaş nerede bunlar ya? Helal olsun kız sana. Helal olsun. Herkese, her şeye direnle vazgeçmedi sevdasından. Bu kız var yani bu kız. Aç kaldı. Açık kaldı. Yorganın altında ders çalıştı. Babasından dayak yedi okula gitmeyeceksin diye. Yine de vazgeçmedi okuma sevdasından. Ali. Bu resmi büyüttür. Şuraya duvar asacağım. Baktıkça yine hedefimi hatırlayacağım. Ne gibi abi? Biz de büyük olacağız Ali. Bundan sonra küçük adam olmak yok. Helal olsun kızım. Gitsem koysam önüne diplomayı, al işte kızın avukatı oldu desem ne yapar acaba? Kızım benim aferin be helal olsun der mi ki? Utanır mı yaptıklarından attığı dayaklardan? Ne var ya? Ucunda ölüm yok ya. Bir yüzüne tükürüp çıkacağım dükkandan. Bunca zaman sırf o şaşkınlığını görebilmek için beklemedim mi? Recep. Oo, aman da kimler gelmiş, kimler gelmiş gömelim. Ne yapıyorsun ya? Ha? Benim güzel kızım mı gelmiş? Diyorum ki bu Ela Avcı gelmiş. Yok hiç işim gücüm yoktu benim de Recep. Hadi geç içeri geç. Hah, herifin doğrundaydı sanki senin diploman. Yepyeni bir hayat kurmuş kendine. Tamamen unutmuş bizi. Ne unutacak be? İnsanın yok saydığı şeyi unutmasına ne gerek var ki? Biz yokuz ki onun için unutsun. Abla! Abla hadi gidelim, geç kalacağız. Nalin de çocuk değil ya, gelir sonra. Ay patlama ya. Allah Allah. Gelir şimdi. Hah? Geldi işte. Nerede kaldın Nalin ya? Nerede kaldın sen? İyi misin? Başım ağrıyor biraz ya. Yine üstüm ilgiye çekecekmiş. Hadi siz gidin. Ben yetişirim sonra arkadan size, tamam mı? Hazırlanayım hemen. Hayır hayır, bekliyoruz burada. Hadi üstünü değiştir, gel hadi. Canım biz geç kalacağız. Sonra Rıfat sonra gelir alır Nalin'i. Hadi. Hadi gidelim. Bana hadi. Bak. Bana bak, bana bak. Şöyle yapalım. Rıfat alsın seni götürsün. Gidin bize yer tutun. Biz arkadan geliyoruz. Ya abla yapma ya. Hadi, hadi. Yine buldu yapacak bir cinslik. Çık. Halbuki böyle ne hayaller kurmuştum ya. Böyle babam diplomamı görecekti. Gurur duyacaktı benimle. Aferin kızım diyecekti. Yaptığı her şeyi unutacaktı falan. Pişman olacaktı. Ben de böyle büyük bir gururla arkamı dönüp artık çok geç deyip gidecektim. Moskov Recep. Pişman olacak yaptıklarından. Kafaya bak bendeki kafaya. Bir an olsun inandın mı sen bu söylediklerine? Ya ne bileyim ya. Zorda kaldığım zamanlar, sıkıştığım zamanlar böyle çok işe yarıyordu bu hayal. Ne yapalım biliyor musun? Yarın sabah binelim arabaya. Rıfat bizi yastığına götürsün. Gidelim. Annenle kardeşlerine diplomanı gösterelim. Annen kim bilir ne kadar gururlanır seninle. Bir gece kalırsın evinde. Sonra da hop güneye Marmaris Bodrum'a takılırız biraz. Ne dersin? Ya bilmiyorum. Gerçekten benim kafam karışık ya. İyi iyi tamam. Sen biraz düşün bakalım. Bir de benim karnım acıktı. Aa sen partiye gitmiyor musun? Irmak nerede? Gitti o. Ya kalkıp gitsene. Mahveder bizi. Tefe koyar sonra. Yok ya. Kraliçe arı oturmuştur böyle. Yeni mezun avukatlar da dizmiştir karşısına. Keyfi pek yerindedir. Ne yiyelim? Hamburger, pizza ya da dürüm. 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 Yok ya. Dolap dolu. Paramıza yazık. Kalk ben pişiririm. Kalk 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 kalk. Bıkmadın. Senelerdir şu mutfağa girip yemek yapma aşkından ya. Öf. Paramıza yazık.
Karar verdin mi? Ne yapacaksın? Ya bilmiyorum da şu staj işini bir halledeyim kafamda. Bakacağım. Kızım kaç kere söyleyeceğim sana? Yerimiz hazır. Amcam söylüyor. Hem bak işe de gitmemiz gerekmiyor. Ya yok Deniz ya. Hayatımız boyunca amcana yük olamayız öyle. Ben bayağı adam gibi girip bir yere çalışacağım. Tamam, tamam. Çalış. Sabahlara kadar çalış. Aman amcamın da canına minnet. Ya bir bakalım. Bir iki tane şirket var. Onları araştırıyorum şimdi staj için. Bir oraya bakacağım. Yani Hacı amcaya gitmem lazım. Ona bir teşekkür edeyim değil mi? Yani bunca yıldır emeği var üstümde. Sen ne yapacaksın? Bilmiyorum hanımefendi, kalksın da keyfine göre bakacağız artık. Günlerce Bodrum'a gidelim diyordu. Sen de gel diyeceğim ama. Ya benim Deniz'le aram pek iyi değil. Pek sevmiyorum biliyorsun. Senden başka. Ben sana kaç defa söyledim ya? Bir hoca tutalım. Ya kaç yaşına geldin? Hala yüzmeyi bilmiyorsun ya. Ne gerek var canım hocaya falan? Ben öğretirim. Doğru ya. Masada olimpiyat şampiyonu var, unutmuşuz pardon. Canım benim. Sen nerede öğrendin yüzmeyi? Ha? Hangi derede çimerken? Yok canım. Bizim memlekette su kanalları var. Böyle acayip azgındır suları yani. Öyle her baba yiğidin harcı değildir orada yüzmek. Ben de o yüzden bayağı iyi bilirim, öğretirim yani. Mutlaka öyledir. Sen şimdi Narin Hanım'ı istediği yere götür. Sonra da büroya uğra amcamın yanına. Personel müdür seninle görüşecekmiş. Personel müdürü mü? Niye ki? Bilmem, bu tazminat işleri için falan herhalde, bilmiyorum. Ne tazminatıymış ki bu? Şimdi biz seninle geçici bir süre bir iş akdi imzalamıştık ya hani. Okul bitti, mezun olduk, iş bitti. Hacı amcaya benden selam söyle. Teşekkür ediyorum ona. Yani bu kadar yıl sonra 34 bedene indirdi ya beni, bravo. Rıfatcığım üzülme. Gelir gidersin arada, sana güzel kahvaltılar hazırlarız. Ha? İyi, alıştık sana, özleriz biz seni. Gelmedin ara da sana böyle bir sofra kuralım. Ya şey oldu biraz. Böyle sürpriz oldu bana. Ben biliyordum tabii de. Ama ben sana söylemiştim daha önce. Okul bitince iş bitecek diye. Abi bugün Narin yenge hukuk bürosuyla sıkıştı. Bir sene kadar stajını orada yapacakmış. Gitti Hacı amcasıyla da vedalaştı, helalliğini aldı. Nasıl bir hukuk bürosu lan burası? Öyle faydasız tipler olmasın, başımıza iş almayalım. Durat Hukuk Bürosu abi. Erol Durat, bayağı böyle malın gözü bir avukat. Piyasada da tanınmış. Öyle herkes de işe almıyormuş yani. Herkes işe almıyor. Bizim kızı niye işe aldı? Ha? Göz koymuş olmasın lan kıza? Gidip kendimizi gösterelim mi? Olur abi. Bir de bu bizim Rıfat vardı ya, Deniz Hanım'ın şoförlüğünü yapan. Deniz Hanım yol vermiş buna artık gerek kalmadı diye. Geldi bizim kapıya dayandı, ne yapacağım, ne edeceğim. İş istiyor. Bu bizim Sivas'taki fabrikanın müdürünün adı neydi? Ahmet Kağan. Ha, ara Ahmet Kağan'ı. Alsın bunu bir işe yerleştirsin işte. Şoförlük, bekçilik bir şey yapsın. Olur abi. Hadi biz de şu hukuk bürosuna bir gidelim bakalım. Ne oluyor, ne bitiyor görelim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.